Herkese merhabalar. 7'den 8'e kampında LGS Türkçe'nin en önemli konusuna geldik Tonguç Eyle Hanım benim. Parçada anlam, anlatım ve yapı konusunu öğreneceğiz. Yani paragrafı öğreneceğiz. LGS Türkçe eşittir nedir Tonguç'um? Türkçe eşittir paragraf. Harika söyledin. LGS Türkçe eşittir paragraf. Esasında LGS eşittir paragraf diyebiliriz. Bununla alakalı sizlere paragrafın önemini anlatan videolarda paylaştık. Milletin Bakanlığı çok fazla kitap okuyan, az video izleyen ya da video izlese bile kitap okuyarak hayal gücünü geliştiren, odaklanmasını geliştiren ve paragraf sorularını çözebilen öğrencilerin başarılı olabileceği sınavlar soruyor. Dolayısıyla mesela sözel bölümde Türkçe'yi açtığımızda 2024 geçen sene girilen sınava baktığımızda birinci soru sözcükte anlam, ikinci soru sözcükte anlam, sonra cümlede anlam geliyor, ardından bir anlatım bozukluğu, sonra yine cümlede anlam geliyor. Birkaç tane daha cümlede anlamdan sonra direkt paragraf soruları başlıyor bak paragraf paragraf, paragraf, paragrafta anlatım birazdan öğreneceğimiz konu. Yine paragrafta yapı, paragrafta anlatım daha doğrusu anlam, tablo grafik görsel yorumlama, tablo grafik görsel yorumlama, tablo grafik görsel yorumlama ve sonra dil bilgisi geliyor. Dolayısıyla LGS Türkçe'de paragraf sorusu çok fazla geliyor. Burayı çok dikkatli dinlememiz lazım Tonguç'un bu bir. İkincisi hani sözel bölümde sadece Türkçe'de paragraf geliyor diye düşünüyor öğrenciler ama esas açıyorsunuz ikraftarini tarihini. Burada da paragrafa dayalı yorumlar geldiğini görüyoruz. Devam ediyoruz ardından din kültürü ahlak bilgisi dersinde direkt bilgi sormak yerine bir metin veriyor. Yine paragraf üzerinden bize sorular soruyor Tonguç'um. Veyahut da fen dersine geçiyoruz. Fende çıkan kelime sayısı, fende çıkan paragrafların sayısı ve buradaki kelimelerin sayısı her zaman Türkçedekinden daha fazla çıkıyor. Dolayısıyla Kesinlikle kesinlikle LGS eşittir paragraf bile diyebiliriz. LGS Türkçe zaten kesinlikle paragraf demek. Bugün seninle birlikte LGS 2025'te çıkabilecek bütün paragraf soru tiplerini incelemeye çalışacağız ve hazırlığımızı yapacağız. Burada her zaman söylediğim şey şu. Çıkmış sorulara bakarak esasla çıkabilecek soruları görebiliyoruz. Yani bakıyoruz ki her yıl iki tane soru gelmiş. Biz diyoruz ki 2024'te de yine iki tane sözcükte anlam gelecek. Ve şunu da söylüyoruz 2025'te iki tane gelebilir. Cümlede anlam aynı şekilde. Parçada anlama baktığımızda bugün işleyeceğimiz konu. Geçen sene üç soru gelmiş. Bu sene de en az üç soru bekliyoruz. Parça anlatımdan bir soru gelmiş geçen sene. Bu sene de yine en az bir soru bekliyoruz. Parça yapıdan bir soru gelmiş bak. Üç, bir, 5 etti. Görüyorsunuz 3 4 5 etti. Sözel mantıktan bu sene soru gelmedi. 2024 LGS'de gelmedi ama 2025 LGS'de mutlaka bekliyoruz. Tablo grafikten 3 soru geldi. Dolayısıyla 3 3 daha 6 2 daha 8. Diğer sorularda topladığımızda bize en az 10 soru kazandırabilecek çok değerli bir konu. Parçada anlam konusu. Şimdi burada çok önemli. Diğer konular önemsiz mi? Hayır diğer konular da önemli. Dil bilgisinde yazın noktalamadan, söz sanatlarından, fiilimsilerden... Anlatım uzaktan, deyimler, atasözlerinden soru geliyor. Bunları da öğreniyoruz ama kesin olan bir şey varsa. LGS Türkçenin çoğunluğunu yani soruların 20 sorunun 15 tanesini anlam bilgisi oluşturuyor. Az önce söylediğim gibi Fene'de baktığımızda, dine de, İngilizce'ye de, daha doğrusu İngilizce demeyelim de, inkılap tarihine baktığımızda anlam bilgisinin önemini görüyoruz. Peki bugün ne yapacağız? Bugün öncelikle bilmemiz gerekenlere bakacağız ve LGS'de nasıl geliyorsa ona göre işleyeceğiz. Zaten 7'den 8 hazırlık kampımızda, 1'den 8 hazırlık kampımıza size ödevler veriyoruz ki bu ödevler çok değerli. Şimdiden yazın erkenden başlayarak fark açıyorsunuz. Erken kalkan yol alır erken kalkan işine şeker katar aşına. Siz şu anda LGS hazırlığınızda şeker katmış oluyorsunuz Songuç'um. 7'den 8 hazırlık setimizin içerisinde biliyorsun e, kampa ismini veren 7'den 8 hazırlık kitabındaki ilk ders zaten Türkçe. Türkçe'de hemen ödevimizi şöyle açalım. Burada hemen paragraf bilgisayla alakalı sorulara baktığımızda test 1, test 2 bak burada yeni nesil sorular var bunları mutlaka çözmemiz gerekiyor. Test 3, e, test 4, test 4. E, buraya kadar çözmemiz gerekiyor Tonguç Eladi benim. Bugün seninle hem ana düşünce öğreneceğiz. Düşüncelerin babası kim hocam? Baba ya? düşünceyi de öğreneceğiz. Baba düşüncesi de esasında parçalı anlatım olmuş oluyor Tonguç'un. Um. Bunları da öğreneceğiz. Güzel bir şekilde dersimize başlayacağız. Hadi bakalım o zaman arkamıza yaslanalım. Emniyet kemerlerimizi bağlayalım. Elimize kalemimizi alıp dikkatli bir şekilde dersi dinleyelim. Sonrasında dersle beraber sorular çözmeye devam edeceğiz. Zaten her zaman söylediğimiz gibi sizler 7'den 8'e haricinde mutlaka diğer işte paragrafon, paragrafons gibi diğer kitaplarımızdan da mutlaka faydalanmalısınız. Tekrar söylüyorum intromuz girmeden önce. Eğer LGS'e başarılı olmak istiyorsanız bol bol kitap okumanız gerekiyor ve... Okuduğunuzla alakalı yorumlama yapmanız gerekiyor. Bu durumda bunu başarırsanız LGS size vız gelip tırıskılar rahat rahat yaparsınız. Hadi bakalım o zaman intromuz girsin, dersimiz başlasın sonuç. Birisi parçada başlık verilen bir kavram var. Konu, ana düşünce, yardımcı düşünce hikaye unsurları, anlatım biçimleri var. İşte açıklama, öyküleme, betimleme, tartışma, düşünce geliştirme yolları var. Karşılaştırma, benzetme, örneklendirme, tanık gösterme. Bunların hepsini göreceğiz. Gel istersen bunları şöyle güzel bir şekilde tam yaz tadında lezzetli bir şekilde tekrar edelim. Birincisi paragrafta başlık koyarken şuna dikkat edeceğiz. Paragrafın başlığı esas da paragrafı özetliyor. Ve içinde anahtar kelimeler içeriyor. Anahtar kelimeler ne nedir Tonguç El Kapıyı açan kelimeler. Çok güzel. Kapıyı açan derken konuyu açan, konunun anlaşılmasını sağlayan kelimeler. Bak paragrafın içerisinde sürekli Anadolu, 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 Anadolu insanı, Anadolu insanı diyorsa... ...başlıkta da mutlaka Anadolu insanı olması gerekiyor. Ya da işte yalnızlık, yalnızlık, yalnızlık. Birkaç kere yalnızlık kelimesi geçtiyse paragrafın içerisinde, metnin içerisinde, parçanın içerisinde... ...o zaman başlığa da bunu koyman gerekiyor. Biz... Bu videonun içerisinde en fazla paragraf kelimesini, parça kelimesini kullandığımız için videomuzun başlığına da parçada anlam dedik. Dolayısıyla anahtar kelimeler mutlaka başlıkta olması gerekiyor ve özetleyenmiş şey olması gerekiyor. Paragrafta konu ise yazar neden söz ediyor? Yani bu paragrafta neden söz ediliyor? Konusu ne? İçeriği ne? Ne anlatıyor bak? Ne anlatıyor sorusu bize ...paragrafın konusunu veriyor Tonguç Şelal'in benim. Ve yine anahtar kelimeleri kullanıyoruz. Anahtar kelimeler neymiş demek o ki? O paragrafın içerisinde sık sık kullanılan kelime. Harikasın. Ana düşünceye baktığımızda ana düşünce zaten düşüncelerin annesi. Burada ise ne anlatıyordan ziyade asıl anlatılmak istenen nedir? Yani bir şeyler anlatıyor ama asıl amacın ne? Yazar bu paragrafı niçin yazmış? Benim bu dersteki asıl amacım LGS Türkçe'de bize full yaptırmak. Harikasın. O zaman LGS Türkçe'de soru kaçırmamamız için paragraf sorularını çok çözmemiz gerektiği, paragraf sorularına dikkat etmemiz gerektiği esası bu dersin amacı. Ve bunu da paragrafın içerisindeki ama oysa sonucunda özetle ne var gibi ifadelere dikkat ederek bulmamız gerekiyor. Yani ne demiştik? Adam böyle anlatıyor la 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 la, la. böyle gidiyor 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 sonlara doğru sonucunda yani sonuç olarak diyor ve ardından da bize paragraf ana düşüncesini veriyor. Buraya bazen ama da diyebilir. Yani bir şeylerden bahsediyor ama diyerek ana düşünce geçiyor. Mesela ben bu ders boyunca paragrafa dikkat edin. Çıkmış soruları çözün. işte 7'den 8'den çözün diyebilirdim. Ama ders sonunda ama arkadaşlar şunu da söylemem lazım ki paragrafta başarılı olmak istiyorsanız bol bol kitap okumanız gerekiyor dersem bu dersin asıl anlatmak istediği paragrafa dikkat etmemiz ve mutlaka kitap okumamız gerektiği olur. En sonunda eğer ama diyerek konuyu ona bağlarsam tabii. Biz paragraf da çözmeliyiz, kitap da okumamız gerekiyor. Peki hocam kitap mı okumalıyız, paragraf mı çözmeliyiz? Güzel bir soru sordun. Arkadaşlar eğer Türkçemizin yavaş yavaş düzelmesini istiyorsak kitap okumalıyız. Türkçemizin yavaş yavaş ve her zaman için kalıcı bir şekilde düzelmesini istiyorsak kitap okumalıyız. Ama hızlı bir şekilde netlerimizi artırmak ve LGS'de hiçbir soruyu kaçırmak istemiyorsak sadece kitap okumamalı. Aynı zamanda bol bol paragraf sorusu da çözmeliyiz. Çünkü. 7'den 8'e yaz kampı tüm hızıyla devam ediyor. 7'den 8'e hazırlık setini al, ücretsiz yaz kampına katıl, 8. sınıfa bomba gibi başla. Üstelik 7'den 8'e hazırlık seti alana LGS dershanesinde %40'a varan indirim var. LGS'de bu yıl senin yılın olacak. 7'den 8'e hazırlık seti tonguçmağaza.com ve tüm kitapçılarda. Şimdi yardım düşünce ise genellikle olumsuz soru kökleriyle soruluyor dedik. Hangisine ulaşılamaz, işte e, hangisine değinilmemiştir, hangisi söylenemez gibi sorular bize yardım düşünce veriyor. Çünkü diyelim ki bir tane paragrafın ana düşüncesi şu yeşil olsun. İçinde açık yeşilden bahsediyor. içinde kırmızıdan bahsediyor. İçinde kahverengiden bahsediyor. içinde maviden bahsediyor. içinde mordan bahsediyor. Şimdi bu paragrafın ana düşüncesi nedir? Genellikle ana düşünceler de son cümlelerde oluyor. Paragraf ana düşüncesi yeşildir diyorsun. Tamam. Peki bu paragraftaki yarın düşünceler nedir? Bir tane değil ki. Kırmızıdan bahsetti, kahverengiden bahsetti, maviden bahsetti, mordan bahsetti, yeşilden bahsetti. O zaman bunu şöyle soruyor. Bu paragrafta hangisinden bahsedilmemiştir diyor. Sen diyorsun ki kırmızıdan bahsediyor, kahverengiden de var, maviye de değinmiş ama siyahtan bahsedilmemiştir. Siyaha değinilmemiştir diyorsun. Dolayısıyla ana düşünce bir tane oluyor. Genellikle de son cümlelerde oluyor. Ama yardım düşünce birden fazla olduğu için Hangisi bu parçada bahsedilmemiştir, hangisi söylenemez, hangisi çıkarlamaz? hangisine denilmemiştir diyor. O da anlamsız bir şey koyuyor. Onu yakalamamız gerekiyor Tonguçcuğum. Gelelim paragrafta hikaye unsurlarına. Aa hocam bu hangi hikaye? Hansel ve Gretel mi? Hayır evladım Hansel ve Gretel'de e, iki tane kardeş vardı bir kız bir erkek. Burada bambaşka bir hikaye bu. Burada bir hikaye değil. Burada esas hikayenin unsurlarını anlatıyoruz. Şimdi hikayenin içerisinde bir kere bir kişiler oluyor. Yani olayın kahramanları var. Bir olayın zamanı var mesela buraya baktığın zaman olayın zamanı ne gece diyemezsin gündüz. Bazen yaz mevsimi diyebilir bazen kış mevsimi diyebilir bazen bir nisan sabahı diyebilir bazen bir temmuz akşamı diyebilir ama zamanı bize bazen belirgin bazen belirsiz bir şekilde verebilir. Sonra mekan var bak birincisi kişiler demiştik şuraya yazıyorum bak kişiler var hikayenin unsurlarında zaman var zaman var mekan var yani yerler var bir de tabii ki ne var? olay var. Yani buradaki işte ailesiyle bir eve geliyorlar. O evde başlarına bir şeyler geliyor diyelim ki. İşte ne bileyim oradan tatile gidiyorlar. Oradan Çünkü yazılıyor ama annesi babası ona sürekli ödev soruyor. Aynen böyle farklı farklı şeyler olabiliyor. Dolayısıyla zaman, mekan, kişi, olay hikayenin temel unsurları oluyor Tomuç benim. Şimdi geldik anlatım biçimlerine. Zaten bunları da 5 6 7 öğrenmiştik. Bir kez hatırlatalım. Eğer bir paragraf bize bilgi veriyorsa ders kitabı gibi ise böyle ders kitaplarında konu anlatım vardır ya Tonguç'um. Aynı ders kitabı gibi ise biz buna açıklayıcı yani açıklama olan açıklama paragrafı diyoruz. Tartışmada ise sohbet var veyahut da konuşma havası var. Nokta nokta diyorlar ama ben buna katılmıyorum şeklinde cümlelerle. Sizce de öyle değil mi sevgili okurlar? Böyle değil mi diye böyle bir sanki konuşmacıyla sohbet ediyormuş havası olursa bu da tartışma oluyor. Öyküleme ise hikaye, romanlardan alınmış, işte masallardan alınmış olay içeren metinler oluyor. Betimlemede ise bir varlığın resmi çiziliyor. Mesela diyelim ki ben bana ...Tankut'u kutu betimle dersem sen nasıl betimlersin? Pörtlek gözleri var, sarı uzun dik saçları var, uzun boylu. Harikasın bak çok güzel betimledin. İşte niye bizim gözümüzde tankut canlandı ama sen de senin ki işte iki tane gözü var işte iki tane kulağı var bir tane saçı var falan böyle bu varlığın ayırt edici özelliği değil ki sen ...pörtlek gözleri var diyerek... işte ...uzun dik saçları var diyerek... ...uzun boylu zayıf diyerek bir şekilde bize... ...onun ayırıcı özelliklerini anlatın ve bize bunu... ...betimlemiş oldun. Böylece... Tankut'un bizim zihnimize resmini çizdin. Yani bize tasvir ettin. İşte bu da betimleme oluyor Tonguç'um. Ve genellikle de öyküleme ve betimleme birlikte kullanılıyor. Neden? Çünkü yani bir paragrafın içerisinde bir olay anlatılırken etraftaki varlıklar, evler, zaman dilimi kişiler de betimleniyor. Gelelim düşünce geliştirme yollarına. Bunlara başvuruluyor. Bunlar ağır basmakta dışında kullanılıyor. Bu paragrafta hangisi ağır basmaktadır? Açıklama mı ağır basıyor? Tartışma mı ağır basıyor? Öyküleme mi ağır basıyor? Betimleme mi ağır basıyor diye sorular. Ama Düşünceyi geliştirme yollarına başvuruluyor. Mesela eğer bu nedir sorusunun cevabı olabilecek cümleler varsa bu tanım cümlesi oluyor. Mesela şiir okuyucuya seslenmelidir. Bu bir tanım cümlesi mi Tonguç Eladim benim? Evet hocam. Hayır patladın. Şiir nedir sorusuna cevap vermiyor ki. Şiir nedir? Şiir okuyucuya seslenmelidir. Hayır. Şiir okuyucuya seslenmelidir dediğinde bir yorum yapıyor. Bir cümle söylüyor ama bu bir tanım cümlesi değil. Tanım cümlesi olması için şiir nedir? Şiir duyguların sözlü veya yazılı bir şekilde dile getirildiği edebi türdür derse şiir oluyor. Ya daha doğrusu tanım oluyor. Mesela kalem siyah renkti. Bu bir tanım cümlesi mi? Evet hocam. Hayır hayır. Çünkü kalem nedir sorusuna cevap vermiyor. Kalem yazı yazmaya yarayan bir araçtır. Derse tanım cümlesi oluyor. Buna dikkat edeceksin. Bu nedir diyecek ve bu nedir sorusuna cevap veriyor. Dolayısıyla tanımlama önemli. Karşılaştırmada varlıklar bu böyledir, şu ise şöyledir şeklinde karşılaştırıyoruz. ya da daha çalışkandır, en çalışkan odur, senin kadar çalışkandır. Bu çalışkan ise ben çok daha çalışkanım gibi cümleler bize karşılaştırma yaptırıyor. Örneklendirmede mesela söz gelimi örneğin diyerek örnekler veriyoruz. Tanık göstermede önemli bir kişinin sözünü tırnak işaret içerisinde aktarıyoruz. İşte Mevlana böyle demiş, Atatürk böyle demiş, işte ne bileyim. Cancak e, Russo böyle demiş şeklinde ifadeler kullanıyoruz. Cancak Russo kim hocam? Ela Hanım inkılap tarihine geldiğinde göreceksin toplum sözleşmesini yazan yani dünyada krallıklar bitsin artık cumhuriyetler kurulsun gibi düşüncelerin doğmasını sağlayan Fransız ihtilalinin kurucularından biri çok önemli bir kişi Mustafa Kemal Atatürk de Jean-Jacques etkilenecek. Şimdi son, no, ne no olduğunu öğreneceğiz yani. Dolayısıyla onun sözünü eğer aktarıyorsan sen ben böyle düşünüyorum ama Jean-Jacques da böyle düşünüyor. Bak Mevlana da böyle diyor. İşte Atatürk de böyle diyor. Şeklinde bir kişinin sözünü aktarırsan tanık gösterme oluyor. Sayısal verilerden yararlanmada oranlar, miktarlar, rakamlar, istatistikler var. Benzetmediyse inci gibi dişleri derken Dişleri inceye bezetmiş oluyorsun. Duyulardan yararlanmada yeşil elmanın ekşi tadı var dediğimizde burada hangi duyular var Tonguç Eladım benim mesela yeşil elma dediğimizde hangi duygu var? Görme harikasın. Ekşi tat dediğimizde hangi duygu var? Tatma harikasın bak ekşi tat. Mesela hava çok soğuk dediğimizde hangi duygu var? Hangi duygu var daha doğrusu? Biyemedim Hemen hocam. Hemen söylüyorum dokunma duyusu var. Çünkü biz havanın soğuk olduğunu dilimizle ya da gözümüzle ya da kulağımız anlamayız. Havanın soğuk olduğunu biz tenimize dokunan e, hava hava zerrecikleriyle anlarız. Ha, hava soğukmuş deriz, üşürüz. Hava sıcakmış deriz, ısınırız. Anlatıcı türlerinde ben geldim diyorsa birinci kişi anlatım oluyor ya da biz geldik diyorsa o geldi diyorsa da bu da üçüncü kişiyle anlatım oluyor Tonguç Ela'dan benim. Şimdi bir de parçada yapımız var. Ona da bakalım. Parçada yapıdan da mutlaka sorular geliyor ve geçen sene de zaten iki soru gelmiş 2023'te. Akışı bozan cümleyi sorabiliyorlar. Hangisi akışı bozuyor diye biliyor. Burada Tonguç Ela'dan benim giriş cümlesi bulman gerekiyor. Yani paragrafın içerisinde yepyeni bir giriş cümlesi yapan giriş cümlesi bul dediğimizde bu cümle esas akışı bozuyor. İşte bir şeylerden bahsediyor bu yüzden diyor mesela iki bire bağlanıyor. İşte bundan dolayı diyor 4 2'ye bağlanıyor ama 3 de yepyeni bir ifadeye geçtiği için 3 akışı bozuyor. Hangisi giriş cümlesi olur ya da hangisi ikinci cümle olur? Hangisi üçüncü cümle olur? Hangisi yeni bir paragrafın başlangıç cümlesi olur dediğinde de yine giriş cümlesi bulman gerekiyor. Ve giriş cümlelerinde Tonguç Eladi benim asla şöyle bir şey olmaz bak. Bundan dolayı diye bir paragraf başlar mı Tonguç'un? Başlamaz. Harikasın. Başlamaz. Niye? Çünkü bundan dolayı. Neden dolayı? Ayrıca diye bir paragraf başlar mı? Yepyeni paragraf. ayrıca diye başlar başlamaz. mı? Başlamaz. Harikasın. Niye? Bir şeyden bahsediyor. Ama işte bugün ee, 5 Temmuz 2023. İnsanlar yepyeni bir güne uyandı. Böyle bir giriş cümlesi olur mu Tonguç? Olur hocam. Harikasın. İşte bak. Burada bundan dolayı ayrıca bu, bunun, bu yüzden gibi ifadeler bir paragrafın giriş cümlesine olmaz. Bunların olmadığı cümleyi yani giriş cümlesini bulunca ardından ikinci, üçüncü cümleyi de bulabilirsin. Bunların olmadığı cümleyi bulunca akışı bozan cümleyi bulabilirsin Tonguç'un. Hocam şurasının 90 dereceden büyük olduğunu söylemiş. Orası 90 derece ise altının karesi 36. Hı hı. İstiklal Marşımız 1921 yılında yazıldı. Ne yaptın bakalım Pomodoro'da? 30 tane matematik sorusu çözdüm ama yeni temel. 10 soruda paragraf çözdüm. Süpersin. Bu Pomodoro'da ne yapacaksın peki? Bunlara devam mı aynalarına? Hocam bu Pomodoro'da da paragrafa devam etmeyi düşünüyorum. Full paragraf çözeceğim hocam. Gelelim sözel mantığa. Sözel mantıkta tabii ki biz bunu detaylı bir şekilde senin için taktikleştireceğiz ama şimdi yine tane tane ve hızlı bir şekilde anlatmak istiyorum. Şimdi burada birincisi kodlama yöntemini uygulaman gerekiyor bak kodlama yöntemi. Kodlama yönteminden kastım şu. Burada İstanbul Tünel Metrosu, Budapest Metrosu, Chicago Metrosu, işte Londra Metrosu diyor ya sen bunların hepsini uzun uzun yazmayacaksın. İstanbul Tünel Metrosu'na i diyeceksin mesela. Budapest Metrosu'na b diyeceksin bak. İstanbul Tünel Metrosu. Budapest'te b diyorsun. Chicago'ya C diyeceksin mesela. Veya Londra'ya L diyeceksin. Bir kere niye? Dünyanın büyük şehirlerine faaliyete geçen metro hatlarıyla ilgili bazı bilgiler varmış. İstanbul Tünel Metrosu Budapest Metrosu'ndan hizmet, önce hizmete girmiş. Bak önce. Chicago Metrosu'ndan önce ve sonra açılan metro hatları varmış. İstanbul Tünel Metrosu açıldığında sadece bir metro hattı faaliyetteymiş. Budapest Metrosu Londra Metrosu'ndan sonra açılmış. Bu bilgilere göre metro hatlarının hizmete girme sınırlarını belirleyiniz diyor. Şimdi kaç tane metro hattı var Tonguç'un? Dört hocam. Harikasın. O zaman şöyle dörtlü bir kutu açıyorsun tamam mı? ve sonra bu kutulara yerleştirmeye çalışıyorsun. Ama yerleştirirken önce kesin olanlarla başlaman gerekiyor. Mesela demiş ki İstanbul Tünel Metrosu bu Metro'sundan Metrosu'dan önce hizmete girmiştir. Dolayısıyla şuraya e, i şuraya B yazabiliriz. İstanbul B'den önce girmiş olur. Ama buraya da yapabiliriz. İ, B diye de yapabiliriz. Buraya da yapabiliriz. İ, B diye de yapabiliriz. Dolayısıyla şurada da olabilir İ, B. Burada da olabilir İ, B. Burada da olabilir. Dolayısıyla şu anda bir şey yazamıyoruz. Kesin değil. Chicago metrosundan önce ve sonra açılan metro hatları vardır. O zaman C'yi buraya yazabiliriz. C'yi e, şuraya yazabiliriz. Yani C burada da olabilir, burada da olabilir. Niye? Burada olursa öncesi ve sonrası açılmış olur. Burada olur, Bak bu da kesin değil. İstanbul Tünel Metrosu açıldığında sadece bir metro hattı faaliyetteymiş. Ha, O zaman İstanbul Tünel Metrosu açıldığında sadece bir metro hattı faaliyetteyse... ...kesin olarak, bak şu açılış sırası olduğunu düşünürsek... ...şurası birinci, şurası ikinci, şurası üçüncü, da dördüncü olduğunu düşünelim. Açıldığında sadece bir metro hattı varsa... Burada biz buraya hemen şöyle i diye yazıyoruz. Niye bak İstanbul tünel metrosundan önce sadece bir tane metro hattı var. Şimdi bundan sonrası çok önemli. Bundan sonra kesin olan bu. Bundan sonrasını dizeceğiz. Bir kere Budapest'e metrosu Londra metrosundan sonra açılmıştır. B burada olabilir. L burada olabilir. B burada olabilir. L burada olabilir. Hmm. O zaman bir şey daha dikkat edelim. Bak bunu tamamladık ya. Chicago metrosundan önce ve son açılan metro hatları vardır. Şimdi Chicago metrosunu buraya koyarsak önce ve sonrası olabilir olmaz mi? Olmaz hocam. Chicago metrosunu buraya koyarsak önce ve sonrası olabilir mi? Olmaz. Olmaz. Neden? Çünkü buraya koyarsak sonrası olmaz. Buraya koyarsak öncesi olmaz. O zaman Chicago metrosunun yeri belli oldu. Tamam. Şimdi İstanbul metrosunun yeri kesin burası. Çünkü öndesinde bir metro hattı var. Chicago metrosunun yeri de kesin burası. Çünkü öncesinde ve sonrası açılanlar var. Şimdi İstanbul tünel metrosu Budapest metrosundan önce hizmete girmiş. Ozan iyi buradaysa B de burada. Budapeşte de Londra'dan sonra girmiş. O zaman burada bak. Bunu da bunu da hepsine de uymuş oldu. Kontrol ediyorsun sonra diyorsun ki İB'den B'den sonra İ pardon, İB'den B'den önce, İ B'den önce doğru. İstanbul Budapeşte'den önce. Chicago'dan önce ve sonra açılanlar var. Tamam. İstanbul açılan sadece bir metro hattı var. Tamam. Peş'te Londra'dan sonra açılmış bak. Londra açılmış sonra e, bıdı bıdı bıdı, sonra tamam o zaman bu da doğru diye. Bu şekilde kodlara ilerlemen lazım. Gelelim tablo grafik yorumlama sorularına. Yine bu da LGS çıkmış önemli bir soruydu. Burada yine yapmamız gereken şey şu Tonguç'um. Benden ne istiyor? Bak benden ne istiyor? Ve bana ne vermiş demen lazım. Bana ne vermiş? Sana verdiği şeyler neler? Grafikler vermiş, sayılar vermiş, aylar vermiş. Ve senden istediği ne söylenebilir diyor. Şimdi 2018 Kasım ayı ve sonraki iki ayın ihracat miktarı eşittir diyor bak. 2018 siyahlardı. 2018 Kasım ayına bakıyorum ben. Bak direkt grafik okuyorsun. Kasım ayı nerede? Burada. Tamam. 2018 Kasım ayına geldim. Sonraki iki ayı bakıyorum. Aralık. Şimdi Kasım ayı kaçmış? Kasım ayı kaçmış? Şöyle baktığımızda 30. 2018 Kasım 30 oluyor. Tamam. Sonrasında Aralık ayı yine 30. Tamam. Sonra 2018 Kasım'dan sonra Aralık'tan sonra ne gelir? 2019 Ocak gelir. O zaman 2019 Ocak'a bakıyoruz. 2019 maviymiş. 2019 Ocak da mavi. 30. Aa tamam. Ocak'ta yine 30. Gördüğün gibi buraya baktığın zaman Kasım ayı ve sonraki iki ayın ihracat etmiş görmüş oluyor. Diğerleri söylenemediği için buna da ulaşacağız. Çok şey Hadi bakalım. Ödülü soruyorlarınızı bekliyoruz. Diğer dersimize görüşmek üzere. Tonguç Dershane Yaz Kampı'nı sundu. <laughs>